su vardır ya. O da var olan daha. Ha, onlar da oraya koydular. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından desteklenen Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi kapsamında açılmış bir okuldur. Okulumuz klasik hafızlık sisteminden ayrı olarak örgün eğitim süreçlerini ve hafızlık süreçlerini birlikte yürütmektedir. Klasik hafızlık sisteminde maalesef öğrencileri 2-3 sene boyunca okuldan kopardıkları için tekrar döndükleri zaman öğrenciler okula uyum sağlayamamakta, akademik eksikliklerini giderememekte, böylece sistem içerisinde kaybolup gitmektedirler. Oysa ki bilimsel araştırmalar gösteriyor ki küçük yaşta Kur'an ezberiyle meşgul olan zihinler akranlarına göre çok daha büyük bir gelişim kaydediyor. Zihinsel kapasiteleri çok daha fazla artıyor. Ayrıca öğrenciler bu süreçte disiplinli çalışmayı ve planlı çalışmayı öğreniyorlar. Her gün belki sayfalarca ezber yapmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu öğrencileri tam donanımlı bir okulla ve profesyonel bir öğretim kadrosuyla destekleyerek vatana, millete hayırlı, sosyal becerileri gelişmiş, kendini her alanda ifade edebilen, dışa dönük hafızlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Malatya'da da proje okulu olarak ilk defa burada inşallah eğitim öğretime başlayacağız. Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Malatya Müftülüğü tarafından zaten proje birlikte yürütülüyor. Okulumuzun karşısında Malatya Müftülüğü'ne bağlı Cebrail Kurel Kur'an kursu şu an yapım aşamasında. Okulumuz da fiziki imkanları açısından donanımlı hale şu an getiriliyor. Tüm hazırlıklar bittiği zaman öğrenciler Z kütüphanesi, spor salonu, futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, robotik kodlama atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, fitness salonu, 3D sinema salonu ve bunun dışında eğlence mekanları, zeka oyunları alanı, tilavet odaları gibi birçok imkana sahip olacaklar. Ve bu şekilde tüm yeteneklerini ve güzül güçlerini ortaya çıkarmaya, böylece kendini gerçekleştirme fırsatına sahip olacaklar. Proje aslında pandemi sürecinden önce açıkladığımız takvim gereği 31 Mayıs'ta bir sınav yapmayı planlıyorduk. Ama bu sınav pandemi sürecinden dolayı maalesef Haziran sonuna ertelendi. Dolayısıyla şu an tam kesin net tarihi belirlememekle birlikte Haziran sonuna 4. sınıf 1. dönem müfredatından bir akademik sınav yapmayı planlıyoruz. Sınavımız 80 soruluk bir testten oluşacak ve bu sınavla 120 öğrenci belirleyeceğiz. Bu 120 öğrenciyi yazın temel hafızlığa hazırlık eğitimine tabi tutacağız. Tabii bu sene pandemi sürecinden sonra bunun uzaktan eğitim yoluyla yapılma durumu da söz konusu. Ve yaz okulunda öğrencinin göstermiş olduğu gelişim seyrine bakarak ve akademik sınav puanına bakarak 72 kişi belirleyeceğiz. 36 erkek ve 36 kız. Bu öğrencilerimiz 5. sınıfta sabah 8-12 arası 5 saat okulumuzun üst katında açılacak olan Malatya Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alacaklar. Öğleden sonra da her gün saat 1 ile 5 arasında 5 saat akademik ders alacaklar. Dolayısıyla akademik derslerini Malatya'nın en iyi hocalarından, çünkü proje okulu olduğu için öğretmenleri biz seçiyoruz ve 18 kişilik sınıf kadrosuyla alma şansına sahip oldukları için akademik anlamda hiçbir eksikleri bulunmayacak.
Aynı şekilde hafızlık eğitimi de Malatya Müftülüğü'ne bağlı en iyi hafız hocalarından alma şansına sahip olacaklar. 6. sınıfa geçtikleri zaman, 5. sınıfı bu şekilde tamamlayacağız. 6. sınıfın başında sene başı öğrenci velilerimizle, Kur'an kursu hocalarımızla ve öğretmenlerimizle oturup istişare edeceğiz. Bu çocuk hafız olabilir mi ve olamaz mı? Eğer çocuk hafız olabilecek yeterliliğe sahipse okulumuzun karşısında 5 yıldızlı otel konseptinde açılan Yeşilyurt Müftülüğü'ne bağlı Cebrail Kurel Kur'an kursuna vereceğiz. Ve sadece okulda günde 2 saat temel derslerden destekleme ve yetiştirme kursu vereceğiz çocuğa. Amaç burada okulla bağını koparmamak ve temel eksikliklerini gidermek. Çocuk Cebrail Kurel Kur'an kursunda yatılı olarak kalacak ve 6. sınıf boyunca hafızlığını tamamlayacak. Velilerimizin aklına takılan en önemli soru, peki çocuğum hafızlık için yeterli değilse, ilgi istidatları bu doğrultuda değilse ne olacak? Böyle öğrencilerimizi biz 6. sınıfta hiç bir sene ayırmadan diledikleri Malatya'daki İmam Hatip Ortaokullarından birine naklediyoruz. Ya da başka bir okula gitmese oraya da nakledebiliriz. Hatta ve hatta yanımızda hemen bulunan bir proje, o da proje okulu olan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'na da verme şansına sahip olacağız. 6. sınıfı bu şekilde hafızlığını bitirdikten sonra öğrenci 7. sınıfın başında çocuğa hafızlığını tamamlamış olacak zaten. İlk 2 saat hafızlık pekiştirme vereceğiz. Kalan 8 saatte dil ağırlıklı akademik eğitim vereceğiz. Bunu da söylemiş olayım. Burada öğrenciler sabah 8'de başlayacak, akşam 5'te bitecek. Yani öğrencilerimizi memur mesaisine ortaokuldan başlatacağız. Ve ilk 2 saat hafızlık pekiştirme, kalan 8 saatte dil ağırlıklı akademik eğitim vereceğiz. İsteyen veli Arapça, isteyen veli İngilizce seçebilecek. Bu şekilde 7. sınıfı tamamladıktan sonra 8. sınıfa geçiyorlar öğrencilerimiz. 8. sınıfta da tamamen LGS'ye odaklanıyoruz. Hafızlık pekiştirme derslerini de son 2 saate atıyoruz. Ve yoğun bir şekilde LGS'ye hazırlanarak öğrencilerimizi Türkiye'nin en önemli nitelikli okullarına sokmaya çalışıyoruz. Ve bu sürecin sonunda öğrenci hiç sene kaybetmeden hem hafızlığını tamamlamış oluyor hem de akademik anlamda hiçbir şey kaybetmeden güzel bir nitelikli okula yerleşmiş oluyor. Aynı zamanda öğrencilerimizi sanatsal, sportif, kültürel etkinliklerle destekleyerek kişisel gelişimine de katkılar sunuyoruz. Yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlıyoruz ve böylece kendini gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Bizim eğitim metodumuz kesinlikle sevgi temelli olacak. O çocukların biz burada annesi babası olacağız. Annesinden babasından daha çok onlarla ilgileneceğiz. Sosyal etkinliklerle, sanatsal etkinliklerle, sportif etkinliklerle inşallah vatana yön verecek. Vatana yön verecek hafızlar yetiştireceğiz. Bunun örneklerini görüyoruz. Ben göreve başladığım zaman ilk olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden hafızlık projesini en iyi uygulayan okulların listesini aldım. Kayseri, Ankara, İstanbul ve Düzce'de bu okulları gezdim. Gerçekten çok büyük projeler gerçekleştirmişler. Mesela en son işte Düzce Hafız İHO'da bu hafız öğrenciler Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte T3 Vakfı ile işbirliği halinde şu an İHA ve uçan araba tasarımı yapıyorlar. Teknofest'te ön aşamayı geçmişler. Bizim hayal ettiğimiz hafız profili bu. Yani sadece Kur'an'ı ezberlesin ve Kur'an'ı okusun değil. Kendini her alanda geliştiren ve inşallah gelecekte vatana, millete en üst noktada hizmet edebilecek hafızlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Velilerimiz de inşallah bize destek olursa, çünkü bizim hedeflerimiz çok büyük. Nitelikli bir okula yerleşmek çok büyük bir hedef. Hafız olmak çok büyük bir hedef. Biz inşallah ikisini birlikte yapmaya talibiz. Bunun için velilerimizin de çok yoğun bir mesaisi olacak. Çok büyük bir katkısı olacak. Buradan ben okulumuzun açılışında ve şu duruma gelmesinde katkı sunan başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Tatlı Bey'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Kala'ya, İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Behçet Bakır'a,
Başta önder olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de katkılarını bekliyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayacaktır. Akademik sınav takvimimiz pandeminin sürecine göre belirleneceği için şu an henüz netlik kazanmamıştır. Ancak sitemiz üzerinden okulumuza başvuru yapan her veliye oraya kaydettikleri telefon numarası aracılığıyla bilgi aktarılacaktır. Velilerimiz gönül rahatlığıyla başvurularını yapabilir. Bu noktada Malatya'dan da çok büyük bir destek bekliyoruz. Toplam 72 kişi alacağız. 300 civarı bir başvurumuz mevcut. Ama şunu da eklemek lazım. Pandemi sürecinde insanlar çocuğumu nereye götüreyim derdinden ziyade, nereye kaydedeyim derdinden ziyade farklı kaygılar taşıyorlardı. Yeni yeni kayıtlarımız hareketlenir inşallah.